Herkese merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Başlıkta görmüş olduğunuz üzere güldürme babacığım. Tekel bayı bulacağım ben, sadece bekle. Tamam, her zaman. Dur, çek motoru, bekle. Başta görmüş olduğunuz üzere ekipçe ceza yedik. Bundan konuşacağız, bunun hakkında söyleyeceğiz. Nasıl oldu, işlemler nasıl kaydaya girdi, bunu anlatacağım. Çünkü biz bu videoyu çekerken, ceza yememizdeki etkenini çekerken onu çektik. Dedi ki bunu da çekelim, bunu da paylaşalım. Kadro eksik, Allah belanı Yunus'un. Sıkıntıya gelmesin. Yunus yok videoda. Enver'e ben varım, bir de Yunus var cezayen ama Yunus yok burada, gelmedi. O yüzden onu takipten çıkın Instagram'dan, bunu cidden söylüyorum. Çünkü videolarda oynamak istemiyormuş. Oynamıyorsa takipten çıkın. En azından gelsin geri videolarda oynasın. Şimdi Enver'le bunu konuşacağız, bunun tartışmasını yapacağız ama yalnız özel bir konumuz daha var. Tekel Bay. Kim? Tekel Bay. İsim soy isim? Cangül. Hangisi sanayi, neresi? Birinci sanayi, Şafakbatı. Amca benim zaman arabaya mumu takabilir miyim? Senin arabaya ben mumayı takacağım. Mumu mu takarsın? Basit. Çok basit. Olur ya. Tabii. Okan her var. Her zaman yakışıklı olur. Ve uzun zamandır görmemiş olmadığınız bir Enver var. Ceketiyle. Meşhur. Şu güzelliğe bir bakar mısın? Biz bu cekette siyasetle şey yapmıyor muyduk? O ceket değil, değiştirmiş onu başkasına. Onu satmış, bunu almış. Çen çekmişler, değil mi Emre? Hangisi? Garajda bir set varken benim boyadığım ceket değil ama benziyor. Benziyor. Tamam, her neyse. Kaç kardeşim? Arkadaşlarım biraz anlatayım. Bir de değil kanka, alkol içmiyor bugün. Aynen, bugün alkol yok. Hafta bugün içi. Alkol yok. İçiyorsun ama hafta içi de bugün içmiyor. Evet, bugün içmiyor. Cuma'ya bağladığı gece. Haa, doğdu mu güneşin? Evet, doğdu. Tamam. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. İlk önce benim ne kadar içecek? İlk önce bunlardan bahsedeyim size. Enver de ona göre yeter anlatır. Enver ile Yunus bizim çekmiş olduğumuz makas rol videolarından dolayı cezaevler. Enver yeter! Allah! Enver şu sağ serbest. Hadi sola şimdi. Oh, çok eğlenceli video. İçim gidiyor şu an. Enver! Arkadaşlar kendimi kastım. Benim koptu frenler, her şey gitti. Benim bu kadar bir şarkımın sonu. Yavaşlamış. Oğlum cevap ettiniz kendisi. Evet. Psikolojisi bozuk bir arkadaşım. Biraz öyle gelmeler olabilir, normal. Emel şimdi güzel kardeşim. İlk seni bir aradılar telefonu. Bir anlatır mısın? Ne oldu, nasıl işlem oldu? Evet diyorum. Tamam, anlat bir güzel kardeşim. Emel abi. Gül amca şimdi zaten oynaşma benimle. Kanka videoyu koyarım onları, bak konuş. Ha. Aradılar işte bile gidince. Yani nerede arada bir anlat. Belki yarın gün bir kardeşimizin başına gelecek bir işlerse. Ya aradılar. Çamlı bir karakoluna gittim, orada bir ifade verdim amca. Onu anlıyor musun? Ondan sonra evet, seni saldılar. Evet, Fırat'ı göstereyim. Fırat da kanka oluyorum kaldı. Yok öyle bir şey tabii. Aradılar. Düzgün anlat ama. Amca ol, harbiden düzgün anlat. Evet. Tamam, her neyse. Aradılar Çamlı bir karakolundan gittim videolar. Orada ifadeyi verdim, sağ olsun orada bir abi yardımcı oldu, orada ceza yazmadı. Her zaman benim sayede. Gümüşbala karakoluna gidince orada yapıştırdılar. Tamam, ama bir dakika, sen Gümüşbala karakoluna nasıl gittin?
O da önemli bir detay şimdi. Amca oldu şimdi. Sen, adamlar seni çağırdı. Ya adamlar ben aradım, mahalledeydim. Ben dedim gelmiyorum, siz gelin alın. Harbiden gelip aldılar. Adamlar radar aracıyla mahalleye geldiler. Mahalleden alıp götürdüler. Tabii Yunus doğru dedi sen gittin. Abi sordum. Oğlum sordum bile Yunus arabayla mı geldi diye. Yoksa gitmeyecektim var. Bunları arıyorlar. Diyorlar ki gelin karakola ifade alacağız. Bunlar ilk önce gidiyorlar, ifade veriyorlar. Daha sonra gümüş polaya çağırıyorlar. Ve ceza işlem orada dönüyor. Videolar kanıtlı, bütün her şey belgeli. Daha detayına ineceğim, videoyu sonuna kadar izleyin. Her neyse. Şapaka doğru dedik. Tamam. Ustamcan. Bunlar bunu geliyor aracı, Emre alıyor götürüyor. Burada cezayı güzel yazıyorlar. Takılıyorlar, geliyor geliyorlar. Amca ben de iyi ki, bir gittim şerefime, kendime bir çay yaptım Allah diyor. Ben de diyorum ki bunlar cezayı da benim bekle döndüğüm videolar da ben niye cezayı vermiyorum? Evet. Kendi kendimi sorguluyorum. Meğerse... 15 dakika sonra seni aradılar. Yok, beni en sona bırakmışlar. Beni 2-3 hafta sonra aradılar. Bunlar cezayı da İzmir Şehir Meradar paylaştı. TRT haber paylaştı, çoğu haber sesi paylaştı, A haber, B haber, C haber hepsi paylaştı. İşte bu. YK 19 yaşında internet şeylerine falan koyar, videoyu da koyar. YK. Bir bölümümüzü konuşuyoruz. Bunlar bir güzel, 2000 küsür mü yediniz? Kaç para yediniz? Aynen, 2019. 2019'da ceza yediler, eyletlere de el konuldu. Evet. Tam olarak öyle oldu. O benim, bir yudum adam oldu. Tam olarak öyle oldu. Eyletlerini aldılar, eyletinizi nasıl geri vereceklermiş size? O kısmını biraz da. Oo. Tekel Bay'dan arıyorlar. Vallahi alsaydım dedim de. Gördün mü? Almadım. Tamam. Geliyorum, geliyorum. Ona edite yakın koyacağım çünkü. Yakalayabilirsin. Yakaladı. Burnunu niye kapatmıyorsun? Açak yap. Unuttum amcaoğlu. Bir dahaki zaman onu da yapacağız. Tamam. Vallahi amcaoğlu alabilseydim bilirdim ama alamadım. Neyi alamadın? Ehliyeti. Sana ne dediler? Nasıl vereceklermiş geri? Bilmiyorum ki vallahi çağırdılar. Ruh ve deliler sağlık hastanesine götürdüm Fırat beni. Polis bunların gerçek ruh sağlığına bozulmuş. Ya. Çünkü bir insanın yapabileceği veya bir normal psikolojik insan yapamayacaklarının dışında yaptıkları için nedir o da? Benim o kalbim gidiyor, çok heyecanlı bir böyle değil mi? Şu an yayında falan değil ama. Yok yok, oraya oturunca kendimi çok kötü. Ben oturayım, sen yanına gel. Yani dur. Hani hep de anlatıyorum ya ben böyle çocuğu araya çektim. Emanetli bir sıyırdım. Ya oğlum manyak. Fırat'la beraber Diller Hastanesi'ne konu. Tamam. Gittik orada. Onlar burada var arkadaşım böyle yaptı. Tamam onu ben onu da buraya koyacağım. Tamam bitti. Birader. Peki sen içeri girdin. Adam bana diyor ki siz diyor manyak mısınız abi diyor manyak. Tamam bir dakika ben soru şu an. Ruh sağlığı ve psikolojisi düzgün olan diyor bir insan diyor bunu bu hareketi böyle diyor yapmaz. Tamam. Diyor, diyor kendi canını sevmiyorsun diyor. Etrafındakilerini de mi sevmiyorsun? Tamam peki sen demedin. Bu adam ölse tamam, kime ne zararı var bu şey? Sonuca gidiyoruz. Peki sen demedin mi? Abi ben kimsenin canına kıymadım. Kimseye kaza belaya bulaştırmadım demedin mi? Ooo gümüş balık var. Ondan bir gülüm abla. Ha anlatalım. Yunus içeride tutmuşlar, su vermiyorlar. Yunus'a su bile vermemişler. Ama bir daha kaç tutmuşlar o eşkarin bir karakolda olduğunu düşünsene. Ben de polis olsam ben de vermem. 3-4 saat tutmuşlar en sona şükür beni aramak aklına gelmiş. Gelmez adamatik. Vallahi da tutmuşlardılar. Polisi aradı ondan sonra beni, ben dedim Yunus dedim arabayla mı geldi? Kendimi de sağlam adamla dönecek bir araba. Ben de arabayla da gitti. Güzel dedi arabayla iyi dedim ben dedim gelmiyorum siz dedim gelin alın beni kapattım gelip aldılar arabadan. Bir girdim içeri. Yunus döndü ben de ona da girdim neyse tamam. Yunus'un arabaya bir bindim altı yolda makas atı hatta ehliyetleri de verdim. Dönerken Yunus'un arabayı kullanıp hem de kafanı ooo. Tamam. Yok olayın makarası. Tamam. Her neyse işte girdim içeri kendime bir çay yaptım oturdum adamlar cezaya ben çayı içtim. Yani, ondan sonra seni rehabilitasyon merkezine gönderdim. Ne rehabilitasyon oğlum ne rehabilitasyon? Psikolojisi bozuk amca oğlum. Psikolojisi bozuk şeyine göndermişler. Tamam oraya gittin adam ne son sordu sen doktor? Valla onu bunu bilmem de çok isterim şöyle bir Diller Hastanesi'ne şöyle bir iki hafta yapmak. Tamam adam sana ne soru sordu güzel kardeşim sana ne istiyorsun diye sormuyorum şu an. Adam sana ne soru sordu? Sormadık. Psikoloji doktor bir şey sormadı mı? Haa. Soru soruyorum, yanıt yok. Ne soruyorsun amcaoğlum? Amcaoğlum bu doktor sana ne sordu? Senin psikolojin nasıl ölçtü bu doktor? Niye böyle yapıyorsunuz dedi. Ben dedim seviyorum böyle yapmayı. Onu soruyor. Ben dedim seviyorum. Ha. Başka ne sordu? Kendi canına şeyin yok mu dedi. Yok dedim. Benim üremi yok. Boşa gelmiş bu boşa gelmiş. Boşa yaşıyoruz. Şans eseri. Bir daha sonra yapar mısın? Dur. Bir daha sonra yapar mısın? Bilmiyorum düşünmüyorum. Video çekmem en azından. Video çekmem mi herhalde en azından bile de. Sonuç şimdi yapmayacağım diye bir söz veremem. Ehliyet gitti. Bunların dava hadi ineği 2 milyarla kurtardılar. Yunus ehliyetini aldı 3 gün sonra belki diyeceksin bir de. Böyle bir saçmalıklar olayın içinde. Her neyse benim olay çok daha farklı. Bunlar ceza yazdım ben yine
Keyfim tıkırımdaydı, her şey modumdaydı, güzeldi. Arabamda piyasa yapıyorduk birader. Arabaya aksesuar yapıyorduk o kanda. Sonra bir gün benim telefonum çaldı. Allah Allah. Bu muhabbete bak. Yabancı numara. Kesin 2018-80'den benim numaramı buldular. Berçak bak abi sen misin YouTube'dan falan filan. Öyle bir şey bekliyorum. Açtım. Beni direkt Tepecik'ten aradılar. Trafik Şube Genel Müdürlüğü dedi. Oo, işte dedim ki abi merhaba, kolay gelsin. Durdu güneş. Hayırlı işler. Dedi ki karakola şey gelmedi abi, trafik şubeye gelmedi. Abi dedim konu neydi dedi. Yaptıkların için dedi. Allah Allah, şimdi düşünüyorum motoru... Gerçeği almadın mı? Yok ben gerçeği aldım, onları yediye ceza, ben gerçekteyim. Dedim ki motoru tek teker mi? Yanlamak mı? Polisten kaçmak mı? Yanlamak mı? İşte makas mı? Neyden acaba çağırıyor? Kafamda onu kuruyor. Ulan diyorum inşallah diyorum ehliyet gitmez. Ben de ehliyetimi alkolden kaptırmıştım. Yeni aldığım dönem. Bir buçuk ay falan oldu işte ehliyet. Benim hiç ehliyetim yok. Her neyse. Meğerse ben gittim. Öğrendim ki ben cezaymışım. Ama bunlar gibi 2 milyar değil. Ben yine 2 milyar 3 milyarla kurtardım. Hadi emniyeti de alsa psikotekniğe vesaire gönderirler. Dedim geri verilir. Meğerse ben driftten yemişim arkadaşlar. Befle yanlama videosuna. Cezaydım içinde bu videoyu oraya koyabilirim. Hakkım var ama kaç para parasını ödüyorum, 10 milyar cezasını ödüyorum. Bu videoyu oraya koyacağım. Döndüğüm video hakkımdır çünkü. Yanlış anlamıyorum. Evet. Cezasını ödemişim. Demişim. 2 bine içeceğiz de kendini. Hayır cezasını ödemişim. Koyamaz mıyım amca? Koyarsın. Evet. Bitti. O videoyu da buraya koyacağım yanladığım videoyu. Her neyse. Bana orada bir güzel yazdılar. 10 numara oldu. Ehliyetimi de aldılar geri. Vermeyeceklerini söylediler. Beni biraz korkuttular. Daha sonra işte avukattı. Mahkeme falan da var. Enver'lerde mahkeme çıkacak. Enver'le Yunus bir mahkeme. Benimki ayrı mahkeme. Benimki yanlamaktan driftten. İşte 10 küsür milyar. Onların ikişer ikişer o kadar az bunlar. Tıbiri yedi onlar. Beni kurtardı bunlar. Ben kurtaramadım. Her neyse. Ceza yazdı. Daha sonra orada bir abimiz vardı. İsim vermem gerekir mi? Vermemem sebebi gerekir. Vermeyeyim ben isim. Gelene bak. Meğerse hani abiler bizi yaklaşık aleykümselam göster balığımızı. Selam akim. Ooo. Ceza geldi bugün. Ceza geldi. Küçük Berk Bey geldi. Her zaman. Küçük Berk Bey. Ne yapıyorsun kamışım? İyi. Her neyse. Meğerse ben ceza yedikten sonra öğrendim ki tabii bunu söylemem ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama arkadaşlar. Bir sessiz olursak bir şey anlatıyorum. Bir açtı ki adam bilgisayarını. Ne yapıyorsun abi? Bilgisayarda bir klasör var. Klasörün ismi Berk Çakmak. Allah detayı kes. TikTok videolarım, BEF, BEF'ten önceki arabam, motorum, şu anki araba. Bütün hepsi, plaka bilgileri, benim bilgilerim. Oğlum ses yapma, bir şey anlatıyoruz burada, saygısız. Bütün videolar, bütün her şey, daha önce gittiğimiz bir yer, işte toplandığımız bir varyant olsun, bir sanayi olsun, oraya gidip kamera kayıtları alınmış. Tamirhanede bile fotoğrafı var. Yani her yerden fotoğrafımız, delilimiz varmış ve bizim kaçabilecek ya da bir kurtarabilecek bir payımız yoktu. Abimiz de zaten kanala abone olmuş, izliyormuş, Instagram'ları, reelslerini falan beğenmiş gördüm. Abime de buradan videosuna saygılar. Yani ceza yerken yaptığımız işlemlerden ceza yediğimiz için bunları çekme gereği duydum abi, o yüzden yanlış anlamı yoksa size bir kötü niyetim yok. Benim de çok ilgilendiniz, bunlarla da ilgilenmişsiniz. Allah razı olsun. Bundan sonraki trafik kurallarına nasıl uyulur? Altta videolarımız gelecek arkadaşlar. Kırmızı ışıkta beklenmesi gerektiğini sanırdı. Videolarda biz geçiyorduk kırmızıda. Onlar kemer önemli. İşte arabaya sarı kemer aldım. Neden? Hem kemer takacağım hem mülk bulursun. Sigara bile içmeyeceğiz. Sigara yok. Şoför harcı içebiliyor. Tamam. Onu sordum. Bir de videonun başında veya ortasında herhangi bir yerde izlediniz. Motorla burada döndüm. O videoda burası özellik. Onu sordum abiler. Dedi ki özellikle dönebilirsin. Kapalı trafiğe kapalı alan. Hani sanayiymiş, öyleymiş, böyleymiş değil. Ya trafiğe kapalı alan olacak ya da özel mülk olacak arkadaşlar. Burası bizim özel mülkümüz, bizim ev alanı arkadaşlar. Evet. Küçük dar alanda döndüm. Yakında tamirhane olacak diyorsun. İnşallah tamirhane aşağı duruyor canlı. Şaka şaka ciddi alır onları. 3 ay sonra unutmuyorlar yazıyorlar hani tamirhane olmalı diye. Unutmuyor valla unutmuyorlar. Canan Instagram hesabını da ben açıklamaya koyayım onu. Ustam Can. Ayarlayalım bir arkadaşlar. Yunus Takı'dan çıkın. Her neyse. Ben nerede kalmıştım? Ceza yazdık vesaire olur. Abilerle hani biraz da makara yaptık. Abi de izliyordur büyük ihtimalle oradaki abiler de. Şu an videoyu inşallah izliyordur. Biraz makara yaptık. Onlar da gençliğinde böyle olduğunu söyledi. Bizim yanlış yaptığımızı söyledi. Tabii mahkememiz var.
Mahkeme kadar uslu durmamız gerekiyor. Ondan sonrasında uslu duracağız tabii ki de biz. Aslında makas, trafiği, tehlike atma, herhangi bir şey, aragaz, egzoz, arabamız hiçbir şey kalmayacak. Tüm her şey trafiğine kurallığı uygun şekilde olacak. Daha sonra beni tepecik işte trafik şubeden ifademi verdikten sonra, cezamı yedikten sonra kendi bir karakoluna götürdüler. Kendi arabalarıyla götürdüler, Allah razı olsun. Ben arabamı yakın. Hayır, yakın. Yapmadım. Olmadı. Götürürler, meğersem götürmelerin sebebi de bu olayın bu kadar büyümesini, bizim ceza yememizin sosyal medyada paylaşılmasının adam seçeneklerini ve kanıtını gösterdi. CİMER, savcılık, trafik şube yaklaşık benim ve benim yanımda da Enver'le Yunus'un hakkında 40'tan fazla şikayet var. Hepsini de bana gösterdi adam, gözümü gördüm ben. Antalya Kepez'den beni kim izliyorsa, bak Bayraklı'da hadi neyse. Bayraklı'da hadi cezayı kabul ederim, burada da yapıyormuşlar, eyvallah. Antalya Kepez'e ben hayatım boyunca gitmedim, beni niye Antalya Kepez'e şikayet ettiler? Beni çağırıyorlar lan Antalya'ya, tekel bayrağı. Amca da biz Antalya'ya şikayet ettik. Devlet yedikler çözdük. Ama abi sorumluluyoruz. Gittik mi? Bize niye şikayet ediyorlar Antalya Kepez'den? CİMER'de gördüm ben. Orada bir dosya karışıklığı oldu, ben bir gözüm kaydı gördüm onu. Antalya Kepez'den iki tane şikayet var hakkımızda. Biz oraya gittik diye değil. Antalya Kepez'den İnternet üzerinden bizi savcılığa şikayet etme bulmuşlar. Yok. Ya sıkıntı yok, bizi cezalar yıldırmaz. Biz tabi uslu duracağız, değil mi? Tabii, Enver. Uslu duracağız, değil mi üzerinden? Kanımız kaynamayacak, değil mi Enver? Değil mi? Aynen. Aynen, biz uslu duracağız. Sen 3'e atmayacaksın Enver. Yok, ben 5'e atmayacağım. Ben 3'e atamıyorum ama 3'ü iptal etsin abi. Enver uslu dursun diye. Direkt 5. Aynen, direkt 5. Keseceği gibi. Balyo turbo? Olmaz abi. Mama diyorsun, olur. Tamam. Her neyse. Modülasyonu takacağım. Biraz yavaş. Ya da şey takacağım bir de hani böyle tamam, içinde baloncuk baloncuk oluyor ya. Böyle tuhaf bir şey. Şu konuyu bir anlatayım geleyim sana. Her neyse. Orada görüştük ettik. Ya hakkımızda cidden çok fazla şikayet varmış. Cidden yani. Adamlar bu zamana kadar beklemiş. 8 ayda bizi takip etmeleri, araştırma yapması, evin önüne gelip arabaların fotoğraflarının çekilmesi, sanayiye girdiğimizde mobese kayıtlarının giriş çıkışları, saatleri, bilmiyordum sosyal medya sosyal medya hesaplarımız hepsinin ele geçirildi. Yani hepsinin bir kontrol altında olduğunu benim kendi hesabım, Enver'in hesabı, Yunus'un hesabı. Yani biz cidden TRT Haber bile paylaştı yani mavi tikli bir 2 milyon takipçisi olan bir haber sitesi. Vallahi yanlış anlamayın da beni paylaştılar. Sizde öndeki araba benim bile vızır vızır ben gidip gidiyorum. Tamam çok ünlüsün de kendini bu kadar ünlü etmesin. Harbiden bilmiyorum bu kadar ünlü olduğumu. Yani Yunus'un ama kış gelsin sanayide şey yapacağız. Yerler ıslarken böyle birinci viteste bir asıl. Amca oldu ben. Ben şey çözüyorum. Gül abla bak neler izdi. Enver'in biri de iptal edeceğim. Alın bunu. Allah bundan derim. Alın bunu. Alın bunu. Abi bunu götürün. Ben adamları başımı buyurdum. Anlamadım ben ya. Ben işte adamlara bu soruyu sordum. Bana 10 küsur milyar cesaret kitlerken yapıyordum. Peki dedim abi ben bunu yapmak için ne yapmam gerekiyor? Yani ben bu dönce. Ben bu arada dönce. Peki özel mülk. TRT kapalı alalım. İşte sanayiymiş, akşammış falan. Değil. Bir de dedi. Dedim özel mülk şey. TRT kapalı alan neresi var abi dedim bana İzmir dedim. Söyler misin? Bana diyor ki Çeşme'ye giderken Shell benzinlik yok mu? Ha büyük. Yalan söylemesin. Dur. Benzin niye havaya uçurdu ya? Onun yanında bir yer varmış. Motorlara özel eğitim verilen yer. Pis. Eski Goldbach pisti tarzı bir şey yok. Dedi ki gitti de orada dedi. Arabanın lastiği mi dönüyor? Yanıyor mu? Artık motoru mu yakıyor? Ne yapıyorsan dedi orada. Nerede ya? Otoban, otoban şeye gelir, polisi gelir, arabayı kaldırır götürür bir yere. O yüzden ben düşündüm ki. Abi bak adamlar video izliyor ona göre de. Köye gideceğiz birader. İki dönüm benim tarlam var tamam mı? Beton dökeceğim size oraya. Sabah kadar dönüm. Canlı'ya yakın yalarsın dükkanı. Bir tane de birader kulübe yapacağım size tamam mı? Ustam Can yazacağım birader. Hatta Özcan yazacağız birader olmaz. Niye Özcan yazacağım? Benim soyadım Özcan yani. Can da geçiyor abi içinde bir şey olmaz. Özcan olacak bir şey. İçinde Can da geçiyor bir şey olmaz. Özcan ya Özcan. Özcan olacak tamam. Kardeş olacağız. Tamam. Abi kardeş. Herkese saplayacağız birader. Varsa olur. Yani diyeceğimiz şu ki arkadaşlar. Hani bu siber suçlar, CİMER vesaire bizim bayağı peşimizdeymiş. Sadece doğru zamanı bekliyorlarmış. Biz de bu doğru zamanın kurbanı olduk. Ne oldu lan? Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Sen yakaladın, sen frekansları çok kestin. Ya şimdi onları anlatmam lazım. Kes burayı bir daha. Kes burayı bir daha. Sen ne oldu anlatayım. Ben böyle arada böyle espriler yapıyorum. Hiç yakaladım. Her neyse çocuğu çektim araya bari. Ya siz değil. Onun aklı hala orada kaldı arkadaşlar. Her neyse, olay şu ki biz güzelce dersimizi aldık, güzelce cezamızı yedik. Ben yaklaşık 10 küsur milyar ceza yedim. Envaller 2'şer milyardan hepimizin de ehliyetine el konuldu. Şu an ehliyetimizi almak için mahkemeye de oydu buydu her şey. Buradan bir mesele... Bir dakika, nerede kalmaydık? Hey oğlum reklam ya... Dur, Envaller bir durma. Nerede kaldık? Ceza yedik, akıllanmış. Harbiden aslında. İçeri girdik. Bayağıdır
şeyi varmış, mahkememiz var, eğitimimizi almak için geri oluşuyoruz. Eğitimi aldıktan sonra tabii de böyle şeyler asla yapmayacağız. Asla. Evet. Asla. Yani bir süre Honda videosu da gelmeyebilir, bir içerikler deneyeceğiz, bir şeyler yapacak. Kango videosu çeker misin abi? Kango'yu kaldırma. Makastı vesaire bir doğru gelmeyecek arkadaşlar. Çünkü parasal yönden değil, eğitimimiz gidiyor. Hani cidden. Ehliyet gidiyor. Yani bizim şu an benim ehliyetim yok mesela. Emre'nin ehliyeti yok, Yunus'un ehliyeti yok. Kapıda araba boyayacağız. Aynen öyle. Ya araba boyayacağız artık. Ya araba biterler şu an. Abi de 88-89 model. Burada boyayacağım onu. Bak seyredin ben. Burada kapının altında. Ara şehirli anneler tepeşin. Ara şehirli lan. Manyak mısın nesin? Kompresörümüz var, tabancamız var. Aynen. Sokacağız buraya. Biz de dersimizi aldık ama hani cidden. İki abiler... tane bir yok yok, ben bir şey söyleyeceğim. Dört tane. Abiler cidden siber suçlardaki abiler, yemin ederim çok titiz ve çok güzel çalışmışlar. Evin önüne geldi, benim fotoğrafı var, ben böyle duruyor. Çok güzel. Vaktine layıktır ya, çalışamamışlar. Ben o haber gazetesine benim videolarımı ya, kaydıran arkadaşlara sesleniyorum. Çok kötü yeri koymuşsunuz. Hiç güzel ya olur. Adamlar işte... Vallahi polise yapmış bunlar. Bak işte bu ben polise de söyledim yapmış. Abi dedim sana dedim çok kötü olan yerini atmışlar. Yemişim oğlum ceza yerdir zaten söyleyeyim. Bir tane daha yersin. Sar dedim geriye, sar dedim geriye. Ya adamla konuştum söyledim. Adam dedi sen dedi bunun cezasını yemişsin dedi. Tamam babacım. Abi dedim sar dedim geriye, daha güzel dedim yerleri var, orayı izledim. Ha, orayı ben şey anlatırım bak, unuttum. Beni çamda karakola götürdükten sonra bir baktım sivil olan adamlar önlük giymeye başladı. Ya dedim niye önlük giyiyorsun? Yani bir şeyim var. Karakola sokarken seni video çekeceğiz dedi. Ama dedim video oğlum, trafik şubeye gittim. Tepeci trafik şubeye adam Yunus'la ikimizi gördü böyle diyor. Yasar oğlum diyor, tüm diyor İzmir trafik şubeyi diyor ayağa kaldırdın. Zerar ben içeri girdim bana böyle yaptı. Aha geldi dedim 10 binlik. Yemin ederim bana böyle yaptı. 10 binlik geldi dedi. Her neyse üniformaya geldiler. Biraz sivil trafik polisi. Görmüşsünüz de internette zaten daha önce. Attılar mı abi seni? He? Atmadılar. Ben attırmadım. Birler girdiler, koluma girdiler, içeri götürdüler ama bir şekilde yürüttüler beni. Ama vallahi abi bir kere girsene. Yardım var, dostum var, akraban var, 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 bir ton tahtana gidiyor. Sen tanıyan tanıyor, boş ver. Öbür türlü daha kötü. Manyak. İyice reklam oldu. Ne yapıyorsun var mı? Kralın işini ya. Emre, üniforma satılmıyor mu şeyle Ankara Caddesi'ne? Alalım seni bir yüzyıl. Valla Allah için şöyle iki tane girer misiniz? Tersel abi dediktiririz. Ondan sen var ya, ne yapalım biliyor musun? Bir de şey, sattaki alıcılar. O yüzden güzel arkadaşlarım, Lübben köyündeki bir videodan da bahsedeceğim. O evleri biz girerken bazı evlerin kapısı bir anda kendiliğinden açıldı. Ben bunları editte ayarladım çünkü. Bazı anları koymadım. Evet. O yüzden bu 1-2 dönemlerde videolarımıza dikkat ediyoruz. Kural, eren gibi kural vesaire işlememeye. O kapılar bir anda açıldı. Biz önüne geldi, kapı açıldı. Biz asla kapı falan... Benim de kapım kıyaktı ya, tam anlayamadım ama kapı kendisi açıldı, kendisi kapandı. Cinliler evet. Şeyler yaptı. Biz kapıları falan asla zorlayıp kırmadık. Öyle bir şey. Tekme falan atmadık. Güzel bir şey yapmadık. Hani patates ederim ayazım. Bir de o Lübben köyünden Nova Prespek gitmiş. Onun da bir şeyi gelecek. Bir gidersek bir konuşuruz bakalım. Yerse bir yerlerimiz. Gece oraya gidebiliriz. İhtimalim var. Her neyse şuna bakalım. Özellikle pazar günü bir video daha gelecek. Pazar günü. Güzel olur. Valla güzel. Ha, bir şey de yaparız. Takipte kalın. Abone olun. Sizden tek isteğim bu. Bir şekilde biz video içeriği bulur, üretir. Bir şey yaparız. Bu amına koyduğum bugün götürün. Bundan sonra videolarda küfür de var amına koyayım. Tamam mı? Açık öne söylüyorum. Ben artık editten de sıkıldım. İllallah geldi. Kralını sikerim. Bu amına yabancısı. Tamam mı? Her gün küfür ediyor. Evet. Bunları kırpmakla uğraşıyor. Vallahi ben bunları kırpmakla uğraşmıyorum. Kenan'ın motorunu göster abi. Yanlış anlama. Buradan gitme önce. İçeri gidin. Gece ticareti yapalım. Çek ya. Kaç para istedim bunu? Bir AV'ye benzeyecek gibi bakalım. Bu videoda bunu spoiler veren Kenan kardeşimiz hakkını verecek. Evet. Ama önce hafifini çok koyun. O yanlış bir seçim, haberiniz olsun. Kaç para istiyorsunuz bunu? Para gece ticareti. Nasıl kalın? Direkt bu haline. Tamam. Ya sana bu haline bir... dediğin ne var mı? Ne? Amca tamam, hayır sen ya ben servat o kardeşim. Amca da fındık ama sana kaç para olmuş, senin haberin var mı? Kardeşim benim, bana ne, motor konfor kaybediyor. Belki bu adam giderken altını vurmak istemiyor. O zaman bu motoru almayacak. Ya yok öyle şey. Biz bu halde kardeşim Ece adamı ne haberi? Ustan kendi herkes tanıyor. Gider iki tane şey gösterin. Burak bir. Olay bu. Tamam babacığım, ben sana söyleyeyim bu motorun sana.
Helal hakkı 22.350. Geç sen ulan ne alıyorsun? Oğlum 0.32 milyar manyak. Bana ne oğlum? Sırrım olduğuna geldi. Nasıl kararlı? He. 20 lira ayarını gel. Yok. İnan bu kadar. Kenan Arkan'dan ver abi diyecek. Benim bu zamana kadar ticaretini herkese ben tam para asla bir şey satmam. Orta yolda 21.350. He? 21.350. Niye ben 1 lira yiyorum? Toki'den ev veriyor sanki. Abicim yabancı mıyız? Arabanı yapıyoruz hani fırda hepimiz dostu. Bu nasıl kazansın? Çocuğun adını şu an pazarlıyorum. Tamam amca oğlum. Senin de araban 2 ay sonra bugün çıkar. Bu arada benim arabam conta yaptı. Anam yapıyor. Şu an conta yanık bu araba benim. Ustamcan. Ustamcan ama sıkıntı yok. Ne zaman? Ve şununla ilgili bir spoiler vereceğim. Emin değiliz. Üstünde konuşuyoruz. Bir şey var. Prodüksiyon var yani. Bu inanış fark etmez sticker'ını soruyorsunuz. Erkek işini soruyorsunuz. Ustamcan sticker'ları geliyor gündeme şu an. Daha yeni yeni göreceksiniz. Bu video paylaşımda beklemeyle patlayacak. Her yerde. Bu sticker'ların satışı amberleti soruyorsunuz. Bir Instagram sayfası açıp düşünüyorum ama daha güzel bir Instagram sayfası açıp bunların ticaretini gerçekleştirebiliriz. Ayağını kaldırdım. Ne yaptın? Ayağını öldü. Niye? 20 lira daha da olmaz birader. 20 bin lira aylığını gör. 22 lira aylığını gör. Daha da olmaz birader. 22 lira. Tamam. Tamam mısın abicim? Tamam abi. Tamam abi. 22 lira. Tamam. Video için değil mi bu? He? Video için amına koyayım. Ooo. Ben boşuna mı ettim kendini? Ben nasıl oldum ama. Bana çünkü 20 gün bu moda satış videosunu çekeceğim değil mi? Kim? Sen. Yo ben de sıkıntı yok. Ben onun yapım aşamasını çekecektim. Sözde de beynimiz beklemedi. Benim motoru modifiye ettim. Abi sence sence yazan mı? Motoru modifiye mi etti? Amca oğlum çocuk en azından para harcadığı bir şey yaptı. Beyimiz 150 liraya yanak taktı 1.5 milyara götüren şimdi Sivas'ı açılacak. Kim? Beyimiz 3 milyara 2 milyara motor yaptı. Motor 3 binde kilitledi. Ne ya, oldu senin götüne kaçtı mı? Amca oğlum. Ne, oğlum motorun güzel. O işi bulaştırırsan ben haftada 2 defa abi motor yaptırdım. İşte, o yüzden burası ama, bu CG. Hayır bak şimdi ben. Bak bu özelmiş. Tamam. Özelmiş diye de altına yaz. Yazacağım. Bak hayır şey ne biliyor musun? Aftöne mi? Oğlum ben bak söylüyorum videoda da söylüyorum. Hadi ben salaktım. 125-300 kapa 200'lük silindir piston takıyorduk. Salaktık diye söylüyorum kendi ağzımdan. Ama bu motor orijinal 150 lira ekip bir Sivop ayarı yaptır. Niye kendini bir de bedavaya masraf ediyorsun? Sivop ayarı yapılıyor. Bu yaptırmıyor mu değil, yapılıyor. Yapan adam daha salak olduğu için daha da içinden geçiyor. Bu saatte bir daha ustaya götürmüyor, bir şey yapmıyor. Motor da bu hale geliyor. Şu an bunu... Cevap edin mi? İyi çalmamış. Çok koyu. Evet. Çok hazır koyu aldık ya bunu. Ne? Hazır aldık ya. Zaten... Hazır mı aldınız? Zaten cam satılıyor yani abi 15 lira. Kenan varyante mi geliyor? Kenan yok, motor yok. 4 tane sinyal var. Değil mi? Simsiyah geliyor. Öyle geliyor. En güzel elektriğimiz döşet onu amber, onu videosu gelecek. Piyasa istersen arkadaşlar. Biz şunu söyleyelim, bir süre trafik kuralına, uzun bir süre hatta ömür boyunca trafik kuralına uyuyoruz, herhangi bir kural çiğnemiyoruz. Yanlama makas atma bir şey yok, boşluk olabilir böyle CG'lerde, bakma buna. Her neyse, sizleri seviyorum, kanala abone olmayı, like, yorum atmayı unutmayın, güzel videolar gelecek, çalışıyorum, bir yandan da uğraşıyoruz. Bakalım, 10 milyar ceza az değil, elete gitmesi daha kötü ama altına bir şekilde kalkacağız. Eğer bu 10 milyar ceza yemeseydim, arabaya en azından bu ay bir jant lastik alıp önümüzdeki ayda coil'ini, traversini vesairesini yapma imkanım olabilirdi ama şu an her şey 1-2 ayda ertelendi çünkü 10 milyarı tekrar edemeyiz. Benim zaten param yoktu, cezaydım. Gene param yok. Yine yok yine. Yokluk içinde malı çekiyor. Sarsana sigarası var mı? Sigarası var mı? Sigara var mı amca? Bir tane sigarası var mı? Yok değil. Şerefime sıfır paketim vardı, kızı. Ne zaman oldu ki? Vereyim mi? Vallahi verdi içelim. Amca oğlum ben eve gideceğim, benim başka sigara almak. Amca oğlum sen onu bana ver, bu videodan aylığımı da ödemedim. Videonun parasını da alacağım. Nasıl videonun parası? Tabi oğlum aylık para alıyorum lan video başına. Ne sanıyorsun? Oğlum yalan diyorsun, millet gelecek sen sana. Ulan hadi lan yürü. Ben kaç videodan beri yokum? Niye yokum? Tüm grup gezmeye gidiyor, ben niye yokum? Paramı çünkü ödemiyorum. Çünkü beyimizin yeni arkadaşları evet, var. Hayır evet, paramı evet, ödemiyorum. Yalan mı? Doğru söyle. Doğru mu? Doğru mu? Tamam. Beyimizin yeni arkadaşları bize takılmıyor. Şimdi bana diyorsunuz ya abi neden videoda Enver yok? Neden işte Yunus abi yok? Adamları arıyorum. Gelmiyor babacığım. Ben ne yapayım? Enver'i Yunus'u zorla mı getireyim? Bak Yunus yine yok. Bugün video çekileceğine haberi her var. Her neyse beni bir dinle. O yüzden Yunus takipten çıkın. Beni bir dinle, bu konuya değinmek istiyorum. Geliyorum. Her neyse. Dur. Bak bu adamı çocuğu... köye gidiyoruz diyorum, geliyor. Çeşmeye gidiyorum. Ersan. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı, like, yorum atmayı unutmayın. Üçüncü kez kapanış yaptığımı hatırlıyorum. Dördüncü olmasın. Sizleri seviyorum. Yunus takipten çıkın.